Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kutu açma videosuyla da karşınızdayız. Bu kutu açma videomuzda oyunculara yönelik bir ürünü kutusundan çıkaracağız. Elimizde G502'nin LightSpeed mouse'u bulunuyor. Logitech markalı bir mouse bu. Biliyorsunuz G502 serisinde zaten pek çok model bulunuyor. LightSpeed de genel itibariyle kablosuz bir mouse diyebiliriz arkadaşlar. Tabi bunlardan mouse'un özelliklerinden zaten incelemesinde detaylı olarak bahsedeceğiz. Yalnız burada bir kutu açacağız. İşte kutunun içinden neler çıkıyor ona bakacağız. Ayrıyeten cihazın biraz görünümünden bahsedeceğiz. Ve videomuzu sonlandıracağız. Dilerseniz lafı çok daha fazla uzatmadan kutumuzu açmaya geçelim. Şuradan şöyle bıçağımızla ekmek bıçağımız gibi bir bıçak. Açalım kutumuzu arkadaşlar. Evet çıkaralım şu muşambuğumuzu, evet şunu atalım şöyle. Kutu tasarımı gayet şık diyebiliriz. Öyle çok abartı bir kutu tasarımı yok. Yani fiyatına göre gayet normal bir kutu. Şöyle diyeyim daha doğrusu hani bu mouse'un fiyatı arkadaşlar yaklaşık olarak 1100 lira ortalama bir fiyatı var. Dolayısıyla 1100 liraya satılan mouse'larla şöyle devasa kutular falan var. Gayet abartılı hani böyle. Fakat bunda Logitech gayet sade bir kutu tasarımına gitmiş ki zaten öyle abartılı kutulara da. Bence gerek yok mouse'larda diyebiliriz. Şimdi şu G502 kutusundan çıkartalım yavaş yavaş. Şurada şey var şurada. Evet şöyle. Yavaş yavaş kutudan çıksın. Evet şöyle kutuyu açtığımızda görüyorsunuz direkt olarak mouse'umuz karşımıza çıktı. Son derece hafif bir mouse'tan bahsediyoruz burada. Şunu belirteyim arkadaşlar. Yüksekliği bu mouse'un 132 mm. Genişlik 75 mm. Derinlik 40 mm. Ve ağırlığı 114 gram. Fakat bu eğer size hafif gelirse dilerseniz isteğe bağlı olarak 16 grama da ağırlık ekleyebiliyorsunuz. Şöyle koyalım bakalım başka bir şey çıkıyor mu kutudan. Şunu kaldıralım şöyle. Evet şurada ekstra ağırlık pantları olduğunu düşünüyorum. Evet ekstra ağırlıklar bulunuyor burada. Şunu şöyle koyalım. İşte 4 gram, 2 gram, 2 gram. Şunlar 4 gramlar arkadaşlar. 8, 10, 12, 14 ve 16 gram dediğimiz gibi. Ekstra ağırlık var. Dilerseniz bunları kullanım rahatlığı olması açısından kendiniz mouse'a takabiliyorsunuz. Şu da zaten kablosuz bir mouse olduğu için mouse'umuzu bilgisayarımıza bağlama aparatı diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu kablosuz bir mouse. Dolayısıyla burada kafalara şu soru işareti gelebilir. Biliyorsunuz kablosuz mouse'lara karşı bazı oyun severlerin bir ön yargısı bulunuyor. Hani ben mouse'umun kablosuz olmasını istemiyorum. Şarjının bitmesini istemiyorum. İşte pilinin zayıfladığında sürekli onu şarj etmeyi düşünmek istemiyorum gibi gibi. Ön yargılar mevcut. Fakat bu mouse'u gördüğünüz gibi örgülü bir kablo ile geliyor ve sanıyorum ki kablolu olarak da kullanabiliyoruz. Şuraya takıyoruz ve aynı zamanda mouse'umuzu kablolu olarak da kullanabiliyoruz. Yani bu mouse birlikte Wi-Fi yani kablosuz mouse'ları olan ön yargınızı da yıkabilirsiniz. Şöyle ki isterseniz kablosuz kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu mouse'u şu USB aparatıyla gördüğünüz gibi Micro 2 USB bu aparatla birlikte takarak kablolu olarak kullanabilirsiniz. Elbette bunlardan incelememizde zaten derinlemesine bahsedeceğiz. İşte mouse'un e, oyun severlere sağladığı avantajlardan bahsedeceğiz ayarlanabilir tuşlarından, bilgisayar arayüzünden biliyorsunuz Logitech'in oyuncu ekipmanlarına dair çok hoş arayüzleri var. Bu arayüzlerden size bahsedeceğiz. Kısacası bu mouse ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları zaten incelememizde bulacaksınız arkadaşlar. Bu en başında da bahsettiğim gibi basit bir kutu açma videosuydu. Bu arada kutudan başka bir şey şöyle vuralım. Yok çıkmıyor. Bu kadar kutu içeriği. Şurada kağıtlar. Bunlar da zaten muhtemelen Bakalım şöyle bir ne var. Şurada bir etiket var etiket Logitech etiketi. Şurada mouse ile ilgili detaylar daha doğrusu mouse ile ilgiliden ziyade Logitech'in ürünlerini tanıtan detaylar diyelim. Burada da mouse'umuzun şöyle bir hızlı kullanma kılavuzu diyebiliriz. Hani neyin ne işe yaradığına dair bir yönerge var. İşte bu da yine böyle bir belge. Bunlar zaten biliyorsunuz bizim Türklerde bu tarz şeylerin çok fazla bir önemi yok. Biz genel itibariyle bu tarz belgelere bakmak yerine kendimiz deneyerek öğrenmeyi seviyoruz. Dolayısıyla bunları şöyle yerine koyalım. Bizim için çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Bizim için asıl önemli olan şu elimde görmüş olduğunuz Logitech'in G502 serisi Lightspeed modeli. Arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Bu mouse'umuzun fiyatı 1100 lira civarında. Yani tabi e, 3-5 aşağısına da yukarısına bulabilirsiniz. Fakat genel ortalama olarak 1100 lira. Bu mouse'un 1100 liralık bir performans sunup sunmadığını size incelememizde sonuna kadar açıklayacağız. Yani 1100 lira bu mouse'a verilir mi? Verilmez mi? Ya da kim vermeli? Hani e-spor oyuncuları mı vermeli yoksa evde hobi için oyun oynayanlar da kalkıp 1100 liralık bir mouse alsınlar mı? Bu detaylara sizlere bahsedeceğiz incelememizde. Şimdilik hoşçakalın diyoruz ve videomuzu sonlandırıyoruz.